سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العلي العظيم ذو الجلال سبحان الله. Ayet Kur'an indiren, Habibini alemlere rahmet olarak gönderen Yüce Mevlamız, sana hamd olsun. Yolundan döndürme ya Rabbi. Kalbimizdeki iman ateşini söndürme ya Rabbi. Dalaletle, felaketle, cehaletle terbiye etme ya Rabbi. Çekemeyeceğimiz yükleri bizlere yükletme ya Rabbi. Settarul uyutsun sen, hataları örtersin. Gaffarul duruksun sen, kusurları bağışlarsın. Bu sabah vaktinde, seher vaktinde bizlerin de hatalarını ört, bizleri mahcup etme ya Rabbi. Bizlerin günahlarını da bağışla, bizleri mahrum etme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, uyun dedin, uyduk peygamberine. Girin dedin, girdik senin yüce dinine. Dini celili İslam hürmetine bizleri gururlu yoldan ayırma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, en büyük öksüzlüktür Kur'ansızlık, imansızlık. Bizi Kur'an'dan, imandan öksüz bırakma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, dünyanın her neresinde varsa mazlum kardeşlerimize imdad eyle ya Rabbi. Onlara kurtuluşları ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, aile yuvalarımıza huzur, mutluluk ver. Çocuklarımızı ve bizleri namazını dosdoğru kılanlardan, imanla, İslamla yaşayanlardan eyle ya Rabbi. Kazançlarımıza bolluk, bereketlik ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hasta kullarına şifalar ihsan eyle. Dertli kullarına devalar ihsan eyle. Borçlu kullarına acil edalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, eş isteyen kardeşlerimize hayırlı eşler ihsan eyle. Haş isteyen kardeşlerimize hayırlı aşlar ihsan eyle. Evlat isteyen kardeşlerimize hayırlı evlatlar ihsan eyle ya Rabbi. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve kina azabenna. Birahmetike ya erhamer rahimin. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه hepimizin ayağına yüreğine sağlık. Maşallah. Çok sağ olun. Bu vakitte Yüce Rabbin huzuruna seher vaktinde yataklarımızdan kalkıp gelmek gençlerimiz için herhalde çok önemli. İnşallah bu vesileyle namazlarımıza da devam etmiş. Allah bizim kalbimize de namazın huşuğunu, huzurunu vermiş olur. Her adımımızda Rabbim sayısız sevaplar şüphesiz yazacaktır. Ben değerli hocam ateşimize sohbet etmek üzere inşallah mikrofonu ona vereceğim. Allah hepimizden yapsın. Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillah ve Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Rabbi şrahli sabri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahhamtena inneke entel cemalul kerim. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, sayısız nimetler lütfeden, İslam nimetiyle şereflendiren, Kur'an-ı Mübin ile tanıştıran Allah-u Zülcelal'e sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet, gönüllerimizin sultanı, rehberimiz, peygamberimiz, şefaatimiz, rahmetel lil alemin olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e de sonsuz salat ve selam olsun. Muhterem kardeşlerim, öncelikle her birinizi tebrik ediyorum. Bir pazar günü nefisleriniz evlerinizde istirahat etmeyi, dinlenmeyi isterdi. Ama nefse muhalefet ederek Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle Kabe'nin bir şubesi olan Yavuz Selim Camii'ne geldiniz. Tabii ki attığınız her adımda, tekerin her dönüşünde sevabınızı aldınız. Allah-u Zülcelal sevaplarınızı bol ihsan eylesin. Amin. Ben sohbetime sorumluluk duygusunun kul üzerindeki etkisini, hangi anlamda sorumluluklarımızın, mesuliyetimizin olduğunu anlatarak başlamak istiyorum. Aslında söyleyeceğim her bir madde bir vaaz konusu olacak. Allah'a karşı sorumluluğumuz, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a karşı sorumluluğumuz, anne babalarımıza karşı sorumluluğumuz, çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz, kendi nefsimize karşı sorumluluğumuz, akrabalarımıza, komşularımıza, diğer insanlara karşı sorumluluğumuz gibi. Rabbim lütfederse her bir maddeyi ayrı ayrı sohbetlerde inşallah işlemeye çalışırız. Öncelikle bizi yoktan var eden, annelerimizin karnında dilediği gibi şekillendiren Rabbimize karşı sorumluluğumuz hangi ölçüde olmalı? Yani Allah-u Zülcelal bizi dünyaya yiyiniz, içiniz, geziniz diye mi gönderdi? Ayet-i kerime ifade ediyor ya Bismillah. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan başı boş bırakılacağını mı zanneder? Yani dilediğin gibi bir hayat yaşayacaksın. Böyle bir hayat yok. Allah-u Zülcelal dünyaya gönderdiği insanı her şeyden önce iman ile, İslam ile, kendisini tanımakla sorumlu tutmuştur. Onun için hepimizin bildiği ayet Bismillah ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben bazılarında şu örneği çok sık veririm. Hoşuma da gider. Yüksek lisansını yaptığım Hamdi Döndüren hocam İlmihalle'de almış. Çok güzel bir örnek. Diyor ki insan düşünmeli. Allah-u Zülcelal bizi güç, kuvvet için, yeme içmek için, cinsellik için mi yarattı? Onunla ilgili yaratmadığını ispat edelim. Mesela güç anlamında yaratmış olsaydı, hiçbirimizin bir arslandan, bir kaplandan, vahşi bir kobra yılanından korkmamamız gerekir değil mi? Hangimiz bir arslanı, bir kaplanı görsek, kaçacak deri kararız. Demek ki güç anlamında bir hayvandan aşağıdayız. Allah bizi yemek içmek için de yaratmadı.
Zira hiçbirimiz bir fil kadar su tüketemeyiz, yemek de yiyemeyiz. Öyle mi? Demek ki orada yeme içmede de geri kaldık. Çok özür dileyerek örnek veriyorum. Cinsellik için mi yarattı ki insanın en fazla günah işlediği konudur? Gözüne hakim olamaması, diline hakim olamaması ve harama düşmesi. Bir serçe kuşu diyor kendi eşiyle birlikte, cinsiyle birlikte günde 50 defa bir araya gelme gücüne sahip. Hiçbir insanda böyle bir güç yok. Demek ki Allah onun için de yaratmadı bizi. Ey insan, kuvvet ve kudretin yok. Yeme içmede küçüksün, şehvette zayıfsın. Peki Rabbin seni niye yarattı? Rabbin, işte ayet-i kerimede ifade edildiği üzere seni kulluk için yarattı. Peki bu kulluğu yerine getiremeyen insanın akıbeti, sonu ne olacak? Elbette ki hüsran olacak. Onun için değerli kardeşlerim, sorumluluğumuzun başında iman olduğunu bilmemiz lazım. يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin, kulluk edin ki takvaya ulaşabilirsiniz. Nedir takva? Aslında sorumluluğu en güzel ifade eden kelimedir takva. Takva, Kur'an-ı Mübin'de 250'nin üzerinde tekrarlanan önemli bir kavramdır. Yani Allah'a karşı sorumluluk duygusunu hakkıyla yerine getirmenin anlamıdır takva. Zaten Kur'an neyle başlar? Hüden lil muttakîn. Takva sahibi müminler için yol göstericidir. Yani takvaya ermezsen, takva yoluna girmezsen Kur'an'dan gereğince istifade edemezsin. Onun için müminin önce işe iman ile, kalbini inşa ile başlaması lazım. Allah'ı sevmesi, Allah ile arasında bir rabıta, bir bağ, bir güç kurması lazım. İşte bunun adıdır takva. Yani haramlardan sakınarak yaşanılan hayattır. Allah'ı bilme, Allah'ı sevme, ona ihsan duygusuyla yönelme. Şimdi namaz kıldık. Efendim, namazda Şerafettin Hocamız sağ olsun güzel sureler okudu. Ve insanın zafiyetini anlatan o ayetlerde Allah-u Zülcelal verdiği zaman memnun olur. Birazcık diyor kısmı başlar nankörlüğe. Ben bir ara Ostim'de ve Gimat'ta, Gimat biliyorsunuz toplantılar gıda merkezi, vaaz ediyorum, işler nasıl? Ya hocam hiç sorma, işler kesat. Ya bir günde şükretmeyi öğrenelim dedim ya. Hep kesat diyoruz. Şükretmeyi öğrenelim. Niye? لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ Şükrederseniz artırır Allah. Çok şükür ya Rabbi, hamdolsun. Kimseye muhtaç değiliz diyebilme erdemine erebilmek. Gören bir gözüm, yürüyen ayağım, tutan elim, çalışan bir kalbim var. Hastanede makinelere bağlı olarak da yaşamak da mümkün değil mi? Niye şükretmesi gerekiyor? Ha bakınız, iman şükrü gerektiriyor. İman teşekkürü gerektiriyor. İman secdeyi gerektiriyor. İman ihsan mertebesinde Allah'a yönelişi gerektiriyor. Sorumluluk budur. Ne demek ihsan? Meşhur hadisi hatırlayın. Cebrail aleyhisselam genç bir delikanlı suretinde Allah Resulüne geldi, dizinin dibine oturdu ve 4 soru sordu değil mi? Mel imanu, mel islamu, mel ihsanu, metes-sa'a. İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Ve kıyamet ne zaman kopacaktır? İman şartlarını bilmeyen var mı içinizde? Hepiniz bilirsiniz. Amin. İslam'ın şartlarını bilmeyen var mı? Bilirsiniz. Bünyen İslam'a la hamsin hadisini çocukluktan itibaren her birimiz öğrenmiştir. Hatta eskiden savun sana diye başladık değil mi? Ama şimdi çocuklarımıza biz onu anlayacakları dille
anlatıyoruz. İhsan bizim üzerinde duracağımız. El ihsanu en ta'budallaha ka'annaka tarahu fe in lam takun tarahu fe innehu yarake. Senin Allah'a yöneldiğinde onu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu göremiyorsan da o seni görüyor. Müthiş bir şey ya. Efendimiz o kadar güzel tarif etmiş ki. Namazı ihsan mertebesinde kılabilmek. Sadakayı ihsan mertebesinde verebilmek. Kur'an okurken Allah beni dinliyor diye okuyabilmek. Müthiş bir şey. Evet dinliyor Allah seni. Allah'ın o kadar hoşuna gider ki. Kim Rabbi ile konuşmak istiyor ise Kur'an okusun diyor. Yani Kur'an'ı böyle sevmek. Mesela Hazreti Osman okşarmış, severmiş, öpermiş. Ya hocam sadece kağıdına mı saygıdır? Evet, kağıdına da saygı duyacağız. Saygı bir bütündür. Mesela bizim ecdadımız bu terbiyeyi bize vermiş. E hocam haçla umrede gördüm işte üstüne yatıyorlar. Karıştırma oraları. Sen saygını duy. Ama asıl saygı nedir derseniz, elbette ki asıl saygı hükümlerini hayatına hakim kılmaktır. Helalini helal, haramını haram bilmektir. İşte Kur'an okurken Allah Celle Celaluhu beni dinliyor. Ben Rabbimle konuşuyorum anlamındaki okuma ihsandır. Verirken Allah bunu bana verdi, ben de bunu vermeliyim. Merhamet. Dün işte Halle'de güzel bir program vardı, çoğunuz katılmıştır. Onu da Adem Hoca güzel ifade etti. Merhametin bir kısmı da nedir? Verebilmektir. Mümin bu şuurda, yani ihsan mertebesinde yaptığını yaparken Allah beni görüyor, Rabbim bana benden daha yakındır diye bu şuur içerisinde hareket edecek. Ah namazlarımızı bir ihsan mertebesinde kılabilsek, inanın melekleşiriz ya. İhsandan uzaklaştı. Niye? Dünya sevgisi kalplerimizi işgal etti. Kalbi önce temizlememiz lazım ki, geçen ay, Dıray Ayış'ta sabah sohbetinde kalp konusuna değinmişti. Ben tekrar oraya girmek istemiyorum. Kalbin temizliği ölçüsünde, İman ve İslam, sorumluluk duygusu, Allah sevgisi kalbe yerleşir. Kalbimiz kirliyse, kalbimiz dünya ile meşgul ise, inanın bu sorumluluk, Allah'a karşı sorumluluk hakkıyla yerine getirilemez. O açıdan imanın tadına ermek lazım. Efendimizin ifadesiyle, فَرَاثٌ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ Kimde üç özellik var ise, imanı gerçek anlamda tatmış olur. Müthiş bir şey. En yekûne Allahu ve Rasûlühü ehabbe ileyhi mimmâ sivâhüma. Allah ve onun Rasûlü her şeyden daha sevgili olacak. Hakikaten sorumluluk noktasında Rabbimizi sevebiliyor muyuz? Rabbim diye söylediğimizde tüylerimiz diken diken olabiliyor mu? Kalbimizde farklılık hissedilebiliyor mu? Hani Fudayl bin İyaz demiş ya Rabiatül Adeviyye. Dua et de benim için dua et de Rabbim kabul etsin. Müthiş bir kadın değil mi? Ne diyor? Ey Fudayl! Elini açtığında Rabbine iltica edecek halin, duan kabul edecek halin yok ise niye yaşıyorsun ki? Müthiş bir şey ya. Allah ile aran iyi olması lazım. Allah ile aran iyiyse problem yok. Ama Allah ile aramız iyi değilse, herkeste iyi olsak ne olur? Paramız olsa ne olur? Evimiz olsa ne olur? Evladımız olsa ne olur? Kabir bizi beklemiyor mu? Dehşetli mahşer bizi beklemiyor mu? Terazi, hesap, mizan bizi beklemiyor mu? Acıların en büyüğü olan cehennem, hel min mezid, yok mu daha diyerek bizi beklemiyor mu? Allah korusun. Ama öbür tarafta da cennet var, Allah'ın cemali var, Hazreti Muhammed'e komşuluk var, orası da bekliyor. Kimler için? Muttakiler için. İşte sorumluluğunun farkına vararak Rabbini zikreden, onu anan, ona güvenen, ona yönelen müminler için Allah'ın sonsuz rahmeti de var.
İşte mümin bu anlamda Rabbi ile arasındaki bağı güçlendirecek. Fezkuruni ezkurkum. Bitti. Siz beni anın ki ben de sizi anayım diyor. Hatta Ruhun Sultan'da Muhammed Efendi, Allah uzun ömür versin, çok güzel izah etmiş. 10 maddede toplamış. Elinize geçerse tefsir okuyun. Yani siz beni anın ki ben sizi anayım. Müthiş derecede tefsir yapılmış. Yani sen beni diyor küçük bir toplulukta anarsan ben seni sınırsız bir toplulukta anarım diyor. Allah'ın anması ne demek biliyor musunuz? Allah'ın anması demek seni Mevlana gibi, Yunus gibi, Hacı Bayram-ı Veli gibi, Hacı Bektaş-ı Veli gibi, Abdülkadir Geylani gibi alemlere sevdirmesi demek. Seni anması o demektir. Allah-u Zülcelal'in anması işte kulunu sevmesi demek. Sen onu anarsan o da seni anar. Sen Allah diyeceksin de kulum, Rabbimiz kulum demeyecek. Mümkün mü? Anın diyor, ben de sizi anarım. Ayet bu. Bu Ramazan Hoca'nın sözü değil. Fezkuruni ezkur. Bitti. İşte mümin bu şuur içerisinde olacak. Hatta şöyle sevindirici bir hadise aklıma geldi, hemen paylaşayım. Hazreti Musa aleyhisselam Tur'a gidiyor. Biliyorsunuz Allah'ın Zülcelal'den emirler aldı Tur'da. Hatta Allah'a karşı öyle bir aşk duydu ki Rabbim dedi, dayanamıyorum, seni görmek istiyorum. Müthiş bir şey değil mi ya? Allah'ı görmek istiyorum. Cenab-ı Hak لَنْ تَلَانِ beni göremezsin. Yani dünyada size verdiğim gözler benim nurumu, benim cemalimi görmeye muktedir değil. Öyle bir yaratılışla yaratılmadı gözler. Ama Allah müminleri yeni bir yaratılışla Rabbimizin cemalini görecek nitelikte ne yapacak? Yaratacak. Ve müminler Resulullah'ın ifadesiyle dolunayı bulutsuz bir gecede net bir şekilde, nasıl berrak bir şekilde görüyorsa cennetten cemalini Cenab-ı Hakk'ın seyredecekler. Allah görenlerden eylesin. Amin. Ve hatta Cenab-ı Hak Musa aleyhisselama buyurdu ki ben daha tecelli edeceğim, görebilirsen diyor. Cenab-ı Hak tecelliyi ben şöyle anlıyorum. Nurunun yansıması. Cenab-ı Hakk'ın nuru daha tecelli edince ve harra Musa sa'ika, Musa aleyhisselam bırakın cemaline, o tecelliye, ışığın yansımasına, nurun yansımasına bile dayanamadı, düştü, bayıldı. Musa aleyhisselam gibi ulul azm bir peygamber bayıldı. İşte Tur'a giderken sık sık giderdi Tur'a. O da çok günahkar, isyanlarla oynayan peşmürde bir kul, Hazreti Musa'nın ümmetinden olan zavallı biri diyelim, çıktı karşısına. Dedi ki ey Allah'ın nebisi, nereye gidiyorsun? Tur'a gidiyor. Ne yapacaksın? Rabbimden emirler alacağım. Bir de benim halimi sor. Rabbim benim hakkımda ne diyecek ki acaba? Tamam dedi Musa aleyhisselam, sorayım. Cenab-ı Hak vahyettikten sonra Musa aleyhisselamın hatırına geldi. Söz vermişti çünkü bir peygamber olarak. Dedi ki ya her şey sana malumdur. Konuşan olursa ceza kesiyoruz. Her şey sana malumdur. Bu kulun kendi halini sordu. Kulum hakkında ne dersin? Ne buyurursun? Cenab-ı Hak buyurdu ki söyle o kuluma, ona bu kadar sayısız nimetler verdiğim halde bir gün beni anmasın, bana secde etmesin, benim için vermesin, bana özetle kulluk yapmasın, bir de benden cennet mi bekliyor? Cehenneme hak etmiştir. Musa aleyhisselam sorduğuna pişman, nasıl diyecek ki sen cehennemliksin? Yani kolay mı bir peygamber olarak ümmetinden birine sen cehennemliksin? Yani bir öğretmenin talebesine bir sınıfta kalmasını söylemesi de hoş değil, değil mi? Hele hele
sonsuz alem için söylenecek bir kelime ki cehennem çok zor bir olay. Musa Aleyhisselam dönüşte hep içinden şu duygu var. Adam karşıma çıkmasa da bu hakikati de ben söylemesem. Ama adam aynı yerde bekliyor. Yine böyle toz duman içinde kalktı. Yani toprakların içinde yatıyor. Kalk ayağa. Musa Aleyhisselam'ı görünce. Ey Allah'ın nebisi Rabbim benim için ne buyurdu? Musa Aleyhisselam zorlandı tabii. Ama hakikati de söylemek zorunda. Herhalde yanlış bir şey söyleyemez. Musa Aleyhisselam o kula dedi ki Rabbim buyurdu ki söyle o kuluma. Ey Musa gerisini istemiyorum. Rabbim bana kulum dedi mi? Evet. Söyle o kuluma dedi. Ben gerisini istemiyorum. Gerisi sende kalsın. Ama böyle havaya bir fırladı. Arkasına bile bakmadan bağırarak gidiyordu. Rabbim bana kulum dedi. Ne kadar kendinden ümidi kesmişse, günahı demek ki ne kadar büyükse artık kulluktan da atıldığını zannediyor. Ama Rabbim bana kulum dedi diye öyle sevinerek gidiyor ki o anda Allah-u Zülcelal'in o davranış hoşuna gitti ve o kulumun bana olan imanını boşa mı çıkarayım, bana olan güvenini boşa mı çıkarayım? Ey Musa, bilesin ki bütün günahları sildim. Rahmet onun, merhamet onun, cennet onun, bize ne oluyor ki? Onun için değerli kardeşlerim, Allah ile aramızın iyi olması. İşte وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ sen nerede olursan ol, sen nerede olursan ol, Allah seninle birliktedir. Bitti. İster evinde, ister iş yerinde, ister sokakta buna maiyet duygusu, beraberlik duygusu diyorlar. Allah ile beraber olmanın hazzını, heyecanını kalbimize yerleştirdiğimiz zaman her şey bitiyor. Baştan müminler olarak Allah'a karşı sorumluluğun başında iman, bu imanın gereği ibadetleri ihlas ve huşu, huzur içerisinde yerine getirmek, başta namaz, namazlarımızdan taviz vermeyelim. Özellikle çocuklarımızı görüyorum maşallah. Sabahın bu vaktinde hepinizi tebrik ediyorum. Rabbim inşallah sizi secdeden ayırmasın. Amin. Değil mi? Hazreti İbrahim'in, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbi ca'ni mugîm assalâti min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Allah'ım beni ehlimi namaz kılanlardan eyle. Arkamızdan namaz kılacak bir nesil bırakmazsak işimiz kötü. Dün sohbetten sonra Ahmet Taş getiren beyefendi, gazeteci yazar biliyorsunuz. Eskiden beri bir muhabbetimiz, sevgimiz vardır. Kayınbiraderi de benim sınıf arkadaşım. Şu anda Akkari İlahiyat'ın dekanlığına bakıyor. Biraz Almanya'yı sordu. Nasıl dedi? Dedim ki Ahmet abi, Almanya'nın gidişatı camilerden geçiyor. Camiyle irtibatı olan milli manevi kimliğini koruyor. Rabbine karşı kulluğunuz sorumluluğunun farkında. Camiyle irtibatı bitenin ne dili kalıyor, ne dini kalıyor, ne milliyeti kalıyor. Yanlış mı söz söyledim? Değil mi? Doğru ya. Dedi ki çok haklısın. Onun için çocuklarımızı camiye taşıyacağız. İşte Allah'a karşı sorumluluğun bir ifadesi de budur ya. Onu inşallah anlatacağım ileride. Allah lütfederse bir sohbet konumuzda olacak. Başta saydık ya maddeleri. Bu anlamda değerli kardeşlerim, namaz işin özüdür. Kulluğun zirvesidir. Çünkü secde et ve yaklaş diyor Cenab-ı Hak. Allah'a secdeyle yaklaşılır. Lafla yaklaşılmaz. Rabbimize yöneldiğimizde, secdeye indiğimizde Allah Resulü her şeyi doğru söylememiş mi? Amenna, o her şeyi doğru söyledi. Ne buyuruyor? Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde attı. Onun için secdenizi çoğaltın. Hazreti Nebiya radıyallahu anh biliyorsunuz, bununla bitirelim.
Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hizmet eder. Resulullah'ın teheccüde abdest suyunu hazırlar. Müthiş bir şey ya. Efendimiz'e hizmet duygusu. Resulullah kalkar kalkmaz kapıya vurur. Ya Resulallah, abdest suyunuz hazır. Uyumuyor sahabe Efendimiz. Efendimiz'in hoşuna gitti Rabbinin bu davranışı. Dile benden ne dilersen. Hızır Aleyhisselam karşınıza çıkıyor. Efendimiz karşınıza çıkıyor. Dile benden ne dilersen. Ne dileriz? Ya şu Almanya'da müstakil bahçeli bir ev ya Resulallah. Ne yapacağız bu evi ya? Ya Resulallah. Şu dünyada sana yakın olduğum gibi cennette de sana yakın olmak isterim. Bakınız Peygamberimiz ona tamam hemen oldu demedi. Ey Rabia, bana yardımcı ol. E nasıl olur ya Resulallah? Secdeni çoğaltarak bana yardımcı ol. Demek ki cennetin bedeli, cennetin parası, cenneti elde etmenin yolu secdeden geçiyor. Onun için Hazreti Rabia, bana yardımcı ol. Secde ederek Allah-u Zülcelal bizi secde edenlerden eylesin. Hatırlarsanız Abdurrahman Büyükkörüm Çocuk Efendi burada kürsüde sohbet ettiğinde bir hatırasını babasının vefatına Sultanul Vaizin, yani vaizlerin sultanı, hakikaten Tahir Hoca başkaydı. Allah ona da gani gani rahmet eylesin. Çok etkilenmiştim cenazede. Ağlıyorum ama o anlattığı hatıra beni çok etkilemişti. O namazla bağlantı olduğu için onu da söyleyelim. 25-27 yıllık imamım diyor. Her akşam oğlum Abdurrahman namazlar tamam mı? Duyuyoruz değil mi? Bir imama babasının sorduğu soru bu. Oğlum Abdurrahman namazlar tamam. E baba imamım işte, ne yapacağım ben? Namaz kıldırıyorum. E olsun evladım. Ve'mur ehleke bis-salâh. Rabbim ehline namazı hatırlat buyuruyor. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma annemiz. E namaz konusunda bir endişe mi taşıyordu ki Resulullah? Kapılarına vuruyordu. Ya ehle beyt, kumu, kalkınız. Es-salâh, namaz için kalkınız diyordu. Namaz hatırlatıyordu. Yani anne babalar yaşayarak örnek olacak, sorumluluğunu en güzel şekliyle Rabbine karşı sunacak, takvaya erecek, huşu ile Rabbine eğilecek, gönlüne huzuru yerleştirecek, Rabbini şükredecek, Rabbini zikredecek, günahlarına gözyaşı dökecek, Allah'a karşı sorumluluk duygusu içerisinde Allah'ın kelamı, şu yüce kitabı elinden düşürmeyecek, Rabbi ile konuşuyor mutçasına onu okuyacak, helalini helal, haramını haram bilecek, Kur'an'ın istediği bütün hükümleri hayatına hakim kılacak ve kamil bir mümin, ihlaslı bir mümin, huşu ve huzur sahibi bir mümin, müvahhid, tevhid ehli bir mümin olarak Allah'ın cennetine inşallah girecek. Rabbim bizi onlardan eylesin. Azan, sapan, dalalete, fıska, fucura düşüp nefsinin ve şeytanın oyuncağı olanlardan eylemesin. Allah-u Zülcelal şu gurbet diyarında gönüllerimize sevgisini lütfeylesin. Kur'an ile yaşamayı bizlere lütfeylesin. Alemlerin Rabbi Allah'ı anarak kalbinde o aşkı duyabilen salihlerden eylesin. Sadıklardan eylesin. Ebu Bekirlerin, Ömerlerin, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'lerin, o seçkin sahabe efendilerimizin sorumluluk duygusunu taşımayı bizlere de lütfeylesin. Ya müthiş bir şey. Sorumlulukla ilgili bitiriyorum dedim ama hakkınızı helal edin. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer Efendimiz'i anınca onlardan bir hasırayla bizlere müsaade eder misiniz? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e ciğerinden koku geldiği ifade ediyor, biliyor musunuz? Yani müthiş bir şey. Artık biri dayanamıyor, soruyor da Allah Resulü aleyhissalatu vesselam
Rabbine karşı duyduğu aşk. Senin bir şeker var.